videoda beyin yakan, açıklanamayan TikTok videolarına bakacağız. Bu tarzda videoların devam etmesini mi istiyorsun? Aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde bana destek ol. Uçak geliyor. Çok fazla hareketli değil mi ya? Çok yakından geçiyor bu arada uçak. Abi havalimanı nerede? Niye öyle oldu ya? Abi ben bunu gerçek uçak sanmıştım. Bir anda nasıl öyle bir perspektif değişti de o adamın kucağına geldi. Videoyu sonuna kadar uçak zannederek izlemediniz mi? Çok garipti ya. Beynim yandı. Kanıt yok. Herkes aynı rengi görmüyor. Herkesin aynı rengi görmediğinin kanıtı yok mu? Nasıl ya şimdi? Anlamadım ki abi, ne demeye çalışıyorsun? Ya şimdi bu yeşil mi değil mi? Ben bunu yeşil görüyorum. Aa, ama herhalde renk körlerinden bahsediyor. Kafamı karıştırdı. Aynalar kırılmaz, sadece çoğalır. Ha, anladım. Doğru ya. Ayna kırıldığı zaman ne oluyor? Bir sürü ayna oluyor. Abi beynim acıdı. Çok mantıklı ya. Şu videodaki olayı birisi bana açıklayabilir mi? Abi adam ittirirken hiçbir kol yoktu orada. Bir anda kol adamın önüne çıktı ya. Simülasyonun hata verdiği görüntülerden bir tanesi. Ne ya? Blow my whistle. Ne oluyor ya? Hamile bu. Hamile insan göbeği değil mi bu? Aynen. Hamile insan göbeği, kollarını yukarı kaldırmış. Ama zaten böyle bir dans vardı ya. Bizde neydi böyle? Giyiyorlardı, kollarını kaldırıyorlardı. Göbeklerinde böyle surat oluyordu falan. Neydi o? Bir an ama görüntüyü anlamakta zorluk çektim. İkisi de köpek... Ha, soldaki çorap mıymış? Abi hayatım boyunca bir çorabı köpek zannedeceğim aklıma gelmezdi ya. Yalnız bu köpeğin suratı neden böyle çok uzun? 3 metre suratı var. Kıyafetteki ananas. Ha, bunu anladım. Bir sürü o kağıttan yapıştırmış. Oradan birleştirince onu verebiliyorsun. Bunu anladım. O kadar da değil. Bunu çözdüm. Tamam. Demek ki videoda anlayabileceğiniz şeyler de çıkacak. Çünkü anlamayınca kendimi sıkıntılı hissediyorum. Araba... Ha tamam, şey animasyon tamam. Yalnız bir şey diyeceğim, etraf çok gerçek değil mi? Yani videonun dışındaki o etrafa bir bakar mısın? Ağaçlar falan, arkadaki arabalar gayet çok gerçek. Gerçek bir video görüntüsünün üstüne bunu yapmışlar galiba. İnsan bir ilk saniyede ve beyni böyle karıncalanıyor. Neden uyuyamıyorum? Sebep 1172. Neden? Abla niye uyuyamıyorsun? Polisler tek kolu olan insanı nasıl kelepçeleyecek? Ha şimdi. Bir insanın tek kolu olduğunu varsayarsak, şunu sakladım arkaya. Bunu kelepçeledin ama kelepçeleyemedin, olmadı. Hakikaten nasıl olacak ya bu? O zaman bu kolunu bu bacağına falan kelepçelemek lazım. Bilmiyorum, bunu bir polise sormak lazım ya. Bir gün önüme bir polis çıktığı zaman bunu soracağım. Abi diyeceğim, bir kolu olmayan insanı nasıl kelepçeleyebilirsiniz? Bakalım o da bir düşünsün, ne yapacağını karar versin. Ha belki şöyle bir şey olabilir, polis kendi koluna kelepçeliyor olabilir. Ha böylelikle adam da kaçamaz, o da şöyle aynen ya, kendi koluna kelepçeliyor galiba. Bu videodaki olayı birisi açıklayabilir mi ya? Abla hortumun neden altından geçiyor? Yani burada ne düşündün acaba? Hortumun üstünden geçemeyeceğini falan mı düşündün ya? Dünyanın en garip 4-5 saniyesiydi. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Ben bir videoda saçlarımı griye boyatacağım demiştim. Bir like sayısı falan vermiştim. O video neydi? Ona kaç like geldi? Ona göre boyatacağım çünkü. Pasta, tamam. Ha, çizim gibi yapılmış pasta. Güzel pasta duruyor ama... Kağıt mıymış ya bu? Abi ben çok inanmıştım ama bunun pasta olduğuna, şu an anlamıyorum. Gayet böyle çizim gibi yapılmış bir pasta gibime gelmişti benim. Bura yatakhane, asker mi burası? Tamam. Abi nasıl kendini mont gibi asabildin ya? Dünyanın en mantıklı saklanma stili değil mi? Tamam, polisler de geldi herhalde, onu arıyor ya da komutanlar falan. Diğeri bulundu, o bulunmadı. E bu çok mantıklıymış ya. İnşallah böyle bir duruma düşmeyiz de, böyle bir duruma düşersek aklımızda bulunsun. Mont taklidi yap. Makinayı ilk kez kullanıyorsun. Sen bacak nasıl ya? Bu video yarım yapılmış. Tam anlatamadım. Yarıdan kesilmiş bu video. Yani normal şekilde otururken, çalışırken çekmiş. Bir de ters dönüp öyle çekmiş. Video edit var ama bir ilk saniye insan böyle bir kalıyor. Nasıl ya? Bu adamın beli mi kırılmış falan diye düşünüyorsun. Aa, biz YouTuber'ız abi. Edit medit kandıramazsın bizi. Dünyanın en sinir bozucu illüzyonu, bu kutular hareket etmiyor. Abi bu kutular nasıl hareket etmeyebilir ya? Görüyorum, hareket ediyor yani, baksanıza. Dönüyorlar, ondan sonra hala dönüyorlar. Bak şimdi ters tarafa dönmeye başladı. Onlar da dönmüyormuş ama, yani kutular hiç hareket etmiyormuş. Şuraya mouse'umu koyuyorum, aynen hiç hareket etmiyor. Bakayım. Aynen yine hiç hareket etmiyor. Evet, gerçekten hiç hareket etmiyor. Peki benim beynim bunu neden hareket ediyor olarak görüyor ya? Okul uyumak için bir yer değilse, ev ders çalışmak için bir yer değil. Mantıklı.
Şimdi okulda ders çalışılıyorsa evde uyunur. Yani evde ders çalışılmaz, okulda da uyunmaz. Böyle saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor ya. O zaman bu sorunu şöyle çözebilirsiniz. Okuldan çıktığınızda kütüphaneye gidip ödevleri bitirirseniz eve gidip rahat rahat uyursunuz. Evde de ders çalışmak zorunda kalmazsınız. Uzay buradan 62 kilometre uzaklıkta, sadece 1 saatlik araba yolculuğuna eşit. Nasıl ya? Uzaya gidiş buradan 1 saat mi? 62 kilometre mi? Niye o kadar yakın? O kadar yakın değildir ya. Abi bu kadar yakın beklemiyordum ben. 1 saatlik araba yolculuğuyla şimdi uzaya çıkabiliyor muyuz? Ben bir bakmak istiyorum. Yalan ya. 62 saatte nasıl gideceğiz oraya? Aman 62 kilometrede. Dinlediğin şarkı hayatım boyunca dinlediğin son şarkı. Aynen. Şu an ben videoya girmeden önce Raga Oktay'dan yeni DNA'yı var. Yeni DNA. Onu dinliyordum. Eğer şu an ölürsem ya da yarın falan ölürsem Allah korusun dinlediğim son şarkı olacak. Bence iyi seçim yapmışım. Bu arada Instagram hesabıma gelin, orada bir şarkı var. Profile bir şarkı koydum, ona bir bakın bakalım. Bu gerçekten çok smooth değil mi? Aa, yerdeki animasyon dönüyor. Abla da onunla beraber dönüyor da o kadar da açıklayamayacağım bir video olmadı yani. Abla geldi, koştu koştu, atladı. Ha dönüyor işte. Al ben de dönüyorum. Ne var bunda? Çok iyi döndüm. Truman Show is this. Truman Show'u izlemiş miydiniz? Eğer izlediyseniz anlarsınız bunu. İzlemediyseniz çok da anlayamazsınız. Çünkü onunla alakalı bir video olmuş. Yani bu kadar işte, bunu da açıkladım. Bir araba çarptığı şeyin üzerine nasıl çıkabiliyor ya? Ben onu kesinlikle anlamadım. Yani bir şeye çarptıysam, bu arada abi çok komik düştü, o da gözümden kaçmadı. Bir şeye çarptıysa araba onu ittirir. Yani onu altına alıp nasıl üstüne çıkabiliyor? Oradaki fizik kuralını ben hiçbir şekilde anlayamadım. Kendime vurursam ve acırsa zayıf mı oluyorum, güçlü mü? Hmm, bak bu güzel bir soruydu gerçekten. Kendime vurursam ve canım acırsa şimdi canımı acıtabilecek kadar güçlü mü olmuş oluyorum, yoksa canım hemen acıdı diye güçsüz mü oluyorum? Bunu yorumlara bekliyorum. Bu çok acayip kafa karıştırıcı bir soru. Şunu fark ettim. Neyi fark ettin abi? Kafamız yanacak yine. Neyi? Teknik olarak tarih dersleri iyice zorlaşmaya başladı. Öyle mi oldu ya gerçekten? Bir düşüneyim. Tarih derslerini bir düşüneyim. Hocam 1400... Hocam savaşlar falan kurtuldu derken. Yani bence zaten her zaman zordu tarih dersi. Eğer sağır doğsaydın hangi dilde düşünürdün? Hayda bak şimdi. Harbiden ya, sağır bir insan hangi dilde düşünebilir? Doğuştan sağır, yani hiçbir dil duymamış. Nasıl düşünecek? Ha şu an çok garip, bunun cevabını bulamıyorum. Beynimden ateş çıkacak. Sağırsın, hiç dil duymamışsın. Ne, nasıl düşüneceksin? Ya da bir de şöyle bir soru. Sağırsın, bugüne kadar hiç dil duymamışsın. Sonra dilin açıldı, nece konuşabilirsin? Allah Allah, cevaplayamadım. Benim beyin kapasitesi buna yetmedi. Bir insan yılı 7 köpek yılına eşit. Bu da 1 dakika senin onların 7 dakikasına eşit. Sen 7 saatlik okuldan geldiğin zaman 49 saat seni beklemiş oluyorlar. O yüzden bu kadar heyecanlanıyorlar. Ana! Hakikaten! Çok mantıklı ya. 49 saat bizi beklemiş oluyor, doğru. Mesela siz diyelim ki köpeğinizi evde bıraktınız, dışarı çıktınız. 1 saat dışarı çıktınız. O sizi 7 saat görmemiş oluyor. Çünkü bizim bir yılımız onların 7 yılına eşit. Üzüldüm şimdi. Doğmak için 9 ay bekliyorsak neden doğum günümüzü kutlamak için 12 ay bekliyoruz? Çünkü 1 sene 12 ay, ama şöyle, biz 9 ayda doğabiliyorsak o zaman her 9 ay bizim bir doğum günümüz olması lazım. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan benim doğum günüm. Abi mantıklı değil mi ama yani şimdi 9 ayda bir doğabiliyorsak demek ki her 9 ay bizim bir doğum günümüz olması lazım. O zaman ben bir 50 yaşında falan varım herhalde. İnsanlar havayı göremiyor. Evet göremiyoruz. Bu da demek oluyor ki balıklar suyu göremiyor. Ana! Hakikaten ya, onlar da suyu göremiyor o zaman. Ya gerçekten bu video benim beynime biraz fazla geldi ya. Şu an beynimi böyle presleniyormuş gibi hissediyorum. Tamam, daha fazla saçma soru istemiyorum. Ben şimdi uyuyana kadar bunları düşüneceğim. Hakikaten ya, onlar da suyu görmüyorsa? Ama neyse, görmüyorlarsa görmüyorlar, bana. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beynimizi acıtan TikTok'lara baktık. Sorduğum soruların cevaplarını bulabilen yorumlara çöksün. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da acilen hepinizi bekliyoruz. Tek tıkla abone olabilirsiniz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.